Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Poco'nun iki yeni cihazının kutu açılımını birlikte gerçekleştireceğiz. Bu cihazlardan bir tanesi Poco X6 Pro, diğeri ise Poco X6 arkadaşlar. Hemen baştan belirtelim, iki cihazımızda da 5G özelliği mevcut. Tabii ki birbirinden ayrıldıkları noktalar bulunuyor. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hani Pro modellerinde sadece kapasite yükseliyor vesaire diye düşünmeyin. Cihazların şöyle şuradaki bilgi kısımlarına baktığımızda mesela birisinde 12 GB RAM, 256 GB ROM, diğerinde ise 12 GB RAM, 512 GB ROM olduğunu görüyoruz. Teknik özelliklerine zaten az çok hakimsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden direkt kutu açma kısmına geçeceğim. Dilerseniz ilk olarak X6 ile başlayalım kutu açılımına. Şöyle şuradan hop şöyle jelatinimizi çıkartalım. Bakalım kutudan neler çıkacak. Biliyorsunuz artık son dönemde üreticiler şarj adaptörünü dahi kutulardan çıkarmamaya başladılar. Gerçekten biz hani müşterileri üzen bir durum. Bunu size baştan söyleyebilirim. Bu cihazda Snapdragon 7S Gen 2 var arkadaşlar. 4 nanometrelik bir Yonga seti. Zaten burada özellikler vesaire yazıyor. Birazdan bunlara değineceğiz. Şurada muhtemelen yine kılıfımız var. Kılıfımızı hemen şöyle çıkartalım, göstereyim sizlere. Garanti belgeleri ve tabii ki bir silikon kılıf. Rengine bakalım, siyah gibi duruyor. Siyah daha güzel arkadaşlar. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir beyaz şeffaf kılıflar arkadaşlar bir süre sonra rengi falan atıyor. Ve kirli bir görünüm ortaya çıkıyor. Onu da çok sevmiyorum. Şöyle baktığım zaman gerçekten cihazın son derece hoş durduğunu söyleyebilirim sizlere. Baktığımız zaman az önce de belirttiğim üzere Snapdragon 700 Gen 2 Yonga setiyle geliyor. 4 nanometrelik bir Yonga seti arkadaşlar. Kristal Res 120 Hz Flow AMOLED ekran diyor. Buradaki Flow AMOLED olması önemli. Yeni bir teknoloji bu. İncelemede bundan bahsedeceğim zaten. Geniş geniş, o yüzden şimdilik geçiyorum. 120 Hz olması güzel. Özellikle oyunlarda vesaire bizleri mutlu eden bir değer bu. 64 megapiksellik bir kamera. Tabii ki 67 wattlık bir hızlı şarj desteği ve 5100 mAh'lık bir bataryamız bulunuyor. Evet, telefonumuz şöyle çıktı. Gerçekten göz alıcı bir cihaz diyebilirim. Şu etiketi sökelim. Arka kapak çok hoşuma gitti benim çünkü. Onu göstereceğim sizlere. Arka kapak arkadaşlar mermerimsi bir yapıda. Yani şöyle tuttuğum zaman muhtemelen görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mermer gibi parlıyor. Güzel bir tasarım bence. Kötü olan şey ise bunu kılıfla kullanmak olacak. Çünkü hani bu güzellik örtülmüş hale gelecek. Şöyle kılıfımızda gördüğünüz gibi tam olarak oturdu. Evet, kutumuzda başka neler var? Bakalım. 67 wattlık hızlı şarj adaptörümüz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 67 wattlık hızlı şarj adaptörümüz kutudan geliyor. Ve bir de tabii ki şuradan gelen tip C kablomuz bulunuyor arkadaşlar standart ölçülerde. Kutu içeriği yeterli diyebiliriz. Bir de aslında buraya kulaklık koysardı aman ne hoş olurdu. Ama tabii ki kulaklık çıkmadı. Şöyle kenara alalım ve sıra geldi arkadaşlar. Tabii ki Pro modelimize. Pro modelimizde de yine 5G Yonga setimiz bulunuyor. Burada Snapdragon'dan farklı olarak MediaTek Dimensity 8300 Ultra Yonga setimiz mevcut. Bu Yonga seti gerçekten son dönemde çok ses getirmişti arkadaşlar. Bunu bilmeyenler için hatırlatalım. Hatta oyun testlerinde vesaire efsane bir performans sergilemişti. Bu cihazla ben oyun testi de yapacağım. Yani oyunlarda nasıl bir performans sergilediğini, ısınıp ısınmadığını vesaire beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle kutumuzu açıyorum. Hop hop hop. Evet, böylece geldik. Şu bıçağımızı şöyle koyalım. Burada yine bir kılıfımız gelecek. Bu da siyah sanırım. Evet, siyah bir kılıfımız bulunuyor. Hemen hemen diğer kılıfla aynı. Şöyle çıkartayım bunu da. Kılıf kalitesi güzel ama kötü değil. Bunu baştan size söyleyebilirim. Burada cihazımız var. Şöyle hop cihazımızı elimize alalım. Evet, flagship yani amiral gemisi diyor Yonga seti için. Ekran aynı arkadaşlar, kamera aynı gibi. Bataryası biraz daha düşük, 5000 mAh. Hızlı şarj desteği yine aynı. Tabii ki günün sonunda baktığınız zaman testler belirleyecek. Kırçıllı bir yapı var arka kapakta. Şunu çıkartayım. Şöyle kenara alayım.
Düz modelin kapağı benim daha çok hoşuma gitmişti. Burada da mesela kamera adası güzel. Yani şu hissiyat güzel. Benim hoşuma gitti. Telefonun elde tutuşu vesaire güzel. Şöyle kılıfa koyalım. Sarı renk. Evet. Şöyle alalım. Bakın arkadaşlar, iki cihazın arka Pro burada. Bu da düz model. Yani görünümler bu şekilde. Önden baktığınız zaman ayırt etmesi biraz zor. Şöyle boyutlar falan da hemen hemen aynı. Ama arkadan baktığınızda direkt olarak ayırt edebiliyorsunuz. İncelemede zaten karşılaştırması da gelir muhtemelen. Onlara değineceğim. Evet, 67 wattlık yine hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor kutudan. USB tip C kablosuyla birlikte. Yani kutu içeriğimiz en azından şimdiki şartlara göre tam diyebilirim. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi iki cihazın da incelemesi gelecek arkadaşlar. Şöyle alayım iki cihazı da. İki cihazın da incelemesini yapacağız. Karşılaştırmasını yapacağız. Çeşitli fotoğraflar çekeceğiz. Özellikle iki telefonda kamerası çok sorun diyor. İki telefonda ben fotoğraflarını çekeceğim. İki cihazın da kamera performansını gözler önüne sereceğiz. Ve hangi telefonun daha başarılı olduğuna beraber karar vereceğiz kamera tarafında. Bunun çeşitli cihazlarla karşılaştırması da gelecek arkadaşlar. Ama sizin de illa ya şu cihazla karşılaştırın dediğiniz bir telefon varsa güncel telefonlardan birini bize yazabilirsiniz. Atıyorum A34 olabilir. Salladım mesela. Galaxy A34 ile işte kamera karşılaştırmasını yapın, oyun karşılaştırmasını yapın gibi yorumlarda bize bırakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.